Gelin Evinde haftanın 3. günü başlıyor. Bugün İstanbul Güneşli'ye Pınar Hanım'a konuk oluyoruz. Adım Pınar, 25 yaşındayım, öğretmenim, 2 yıllık evliyim. Ben Kastamonluyum, eşim Kilesli. Gelin Evine İstanbul Güneşli'den katılıyorum. Sürekli takip ettiğim için kendimi Gelin Evinde görmek istedim. Sana ait bütünüm ve senin bir özüm. Kimseyi görmüyor inan ki gözüm. Asla vazgeçmedim yemin ederim. Arkasındayım hala verdiğim sözüm. Aklıma gelince o güzel yüzüm. Her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün. Aynı rüzgara vurdun. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Buyurun. Bakalım bugün neler olacak? Eğlenceli anlar. Ben ne giyeceğimi şaşırdım artık. Hayır, aslında böyle bir fikrim vardı ama Nur Hanım'ın benden önce davranmış olması... Bir piştiliğe daha yol açmış oldu. Yok, piştilik değil. Pınar Hanım, burada cüzdanınızı neden toplu tutuyorsunuz? Şöyle bir şey oldu yurda Gül Hanım. Merak edilenler. Evet, ben hafta başından beri aradığım renkli gelin evi mutfağına yakışır bir mutfak görüyorum şu an. Eşinizi dövmüyorsunuz değil mi bununla? Oklavaya kılıfı ben ördüm. Neden ördüm? Mutfağıyla takım olsun diye. Mutfak önlüğü örmüştüm. Hayatım, ne yapıyorsun burada? Ne yapayım hayatım? Gelinle ve misafirlerimize kilisleme hazırlıyorum. Dikkat çekenler. Hanımlar, ben öncelikle çeyizimin açılışını oğlumun yeminileriyle yapmak istiyorum. Yemeni nedir bilir misiniz? Evet, gerçekten de kokuyor. Ve bunlar... Çok ilginç. Pınar Hanım, anneler yarışacak galiba bugün. Dün de Kayseri mantısı vardı. Evet, öyle oldu Nur Hanım. Hepsi az sonra Gelin Evinde. Hanımlar, salonuma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun siz. İyiyim, teşekkür ederim. Ben de heyecanla sizin gelmenizi bekliyordum. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz de hepiniz ayrı ayrı çok güzelsiniz gerçekten. Saçlarınız da çok güzel, çok beğendim. Size çok özel yaptırdım, şık olmak istedim. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Teşekkür ederiz. Söz kıyafetten açılmışken hanımlar, bugün de Meryem ve Nur Hanım kıyafetlerindeki peluş detaylarla pişti oldular sanki. Yine farklılıklar vardı ses. Benim kollarımda. Meryem Hanım daha uzun detaylı kürkleri. Ben ne giyeceğimi şaşırdım artık. Her gün biriyle bir arkadaşımızla. Demek ki arkadaşlar, aramızda birkaç kişinin zevkleri uyuşuyor. Öyle evet. Mi anlamalıyız? Galiba öyle Pınar Hanım. Değil mi? İkinize de ayrı ayrı yakışmış ama. Teşekkürler. Bizimki kadar olmamışsınız tabii, değil mi Meryem Hanım? Biz daha iddialıydık. Evet, pişti konusunda çok iyiydik. Kesinlikle, gerçekten. Evet. Pınar Hanım, Meryem Hanım'la pişti olmanızı unutamayacaksınız galiba. Kesinlikle unutamıyorum ve ömür boyu da sanırım bir anı olarak anlatacağım dış ses. Bizim için de bir anı oldu. Değil mi? O zaman Meryem Hanım, Pınar Hanım'a hediyesini siz takdim edin lütfen. Evettir siz. Pınar Hanım, buyurun, bu size hediyemiz. Çok şöyle teşekkür ederim. Neden zahmet ettiniz? Ne demek ki? Gelinlerimiz Pınar Hanım'a kahve makinesi almışlar. Pınar Hanım, kahveyle aranız nasıl? Gerçekten çok severim dış ses. Türk kahvesi içiyordum sık sık ama artık filtre kahve de içeceğim. Çok teşekkür ederim hanımlar. Gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi. Seve seve kullanacağım. Kullandıkça bizi hatırlayın. Evet, çok güzel bir hatıra olacak benim için gerçekten. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Hanımlar, o zaman kahveden söz açılmışken kahvelerinizi nasıl içersiniz?
Orta alayım ben de. Berivan Hanımcığım, siz de kahve alır mısınız? Başka bir şeyle ikram edebilirim. Berivan Hanım, bugün de mi kahve içeceksiniz? Hamile gelinlerimizin sağlıklarına ekstra özen gösterdiğimizi bilmiyor musunuz? Bugün kahve yerine daha faydalı olan meyve suyu içmenizi rica ediyoruz sizden. Peki de sizi kırmayayım o zaman. O zaman hanımlar, ben müsaadenizle kahvelerimizi yapmaya gideyim. Hanımlar, acaba Pınar Hanım nasıl bir öğretmen? Merak ediyor musunuz tarih öğretmeni? Evet, çok merak ediyoruz gerçekten. Açıkçası çok güler yüzlü bir bayan. Acaba öğrencilerine de bu şekilde mi davranıyor? Çok merak ediyorum. Gelince soralım bence. Bence de sormamız lazım. Ben mesleğinin hakkını verdiğini düşünüyorum. Ben de çok düşünüyorum. Çok dışa dönük bir insan. Ama çok pozitif bir enerjisi var. Kesinlikle. Sürekli dişleri ortada böyle. Nur Hanım, bir öğretmen olarak öğrencilerinizle aranız nasıl? Benim öğrencilerimle aram çok iyi. Çok sıcakkanlıyız onlarla birlikte. Aynı şekilde onlarla çocuk olabiliyorum. Onların seviyesine inebiliyorum da ses. Oyunlar oynayarak işte birlikte böyle özellikle kurt baba oyununu çok seviyorlar. Bütün çocuklar. Halk olmayı seviyoruz. Hadi öğretmenim kurt baba olalım, lütfen yakalamacı oynayalım diyerek böyle sınıf içinde hareketli ve eğlenceli dakikalar geçiriyoruz onlarla. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Bunların fincanlarınız çok şık, çok estetik duruyor, çok hoşuma gitti renk tonları. Ben de severek kullanıyorum. Özel misafirlerimi çıkarıyorum. Sizler için de kullanmak istedim. Teşekkürler. Ben zevklerimizin aynı olduğunu tahmin ediyordum Pınar Hanım. Yani kahve fincanınızda da bunu görüyorum. İlk günün pişmesinden sonra şüphem olmadı zaten. Değil mi? Meryem Hanımcığım, evet. Evet hanımlar, geçiyoruz Pınar Hanım'ın salon dekorasyonunu yorumlamaya. Pınar Hanım salon dekorasyonunda beyaz ayaklı, koyu renk biye süslemeleri olan açık renk koltuk takımının üzerinde çiçek desenli yastıklar kullanmış. İkili dekoratif aynası olan beyaz konsol ve vitrininde pudra rengi detaylarla bir bütünlük yaratan Pınar Hanım, açık renk halısıyla da açık renk koltuklarını kombinlemiş. Desenli tül perde, desenli fon perdeler tercih eden Pınar Hanım, kirişlerinde bulunan dekoratif vazoların içine de çiçekler koyarak yastıklarıyla ayrı bir uyum yakalamış. Gerek fotoğraf çerçeveleri olan konsolun üzerinde, gerek bardak fincan takımlarını sergilediği vitrinin içinde taşlı boncuklu örtüler kullanmış. Pınar Hanım dekorasyonunda acaba neden avize tercih etmemiş, görelim. Evet hanımlar, Pınar Hanım'ın dekorasyonunu nasıl buldunuz? Pınar Hanım, vitrininizin modelini beğendim. Küçüklüğünü, evet. Darlığını, çok hoşuma gitti. Pudra tonu böyle rengini kırmış beyaz mobilyanızın. Teşekkür Sadece ederim. Biraz desenleri beni çok yordu, gözlerimi. Evet. Üzerindeki tek detaylar onlar. Ben de biraz onları beğenerek almıştım. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim, severek kullanıyorum. Ben mobilyalarınızı beğendim, kullanışlılar. Burayı misafir odası olarak mı kullanıyorsunuz, günlük mü kullanıyorsunuz? Misafir odası olarak kullanıyoruz burayı. Misafir odası olarak. Evet. Koltuklarınız rahat. Yani günlük de tercih edebileceğiniz koltuklar. Evet, zaten rahatlığına çok önem gösterdim. Hı-hı. Özellikle de bunları tarif ederek ben kendim yaptırdım. Evet. Yani satın almadım bir yerden, bir atölyede yapıldı. Özel yapım. Evet, özel yapım. Peki özel mobilya yaptırmanızdaki etken neydi Pınar Hanım? Dış ses, özel yaptırmayı şundan dolayı tercih ettim. Ben çok bakındım ve beğenebileceğim bir mobilya veya renk uyumlarını bulamadım. Bu yüzden rahatlığını, genişliğini, oturma mesafesini ayarlayacak şekilde kendim tarif ettim ve bu şekilde yapıldı. Özellikle renk seçimlerinde de zaten koltuğun kumaşında ve yastıklarda da renklerini kendim belirleyebildiğim için, hı hı, benim için daha güzel oldu. Güzel düşünmüşsünüz ama ben daha şık bir mobilya tercih ederdim yerinizde olsaydım. Mobilyalarımla şıklık katmaya ben çalıştım. Şimdi her ikisi de şık olsaydı birbirleriyle yarışacaklarını düşündüm Meryem Hanım. Bu yüzden bu şekilde tasarladım. Mobilyalarınız konsol falan mı? Evet. Ha. Onlarla şıklık katmaya çalıştım. Pınar Hanım, ben fonunuzu çok beğendim ama tek başına beğendim. Evet. Perdeyi birazcık yoğun buldum. Ben de daha sakin bir perde tercih etmeyi istiyordum. Fakat fonlarımı tüylerimden sonra beğenip aldım.
Bundan dolayı bu şekilde oldu. Daha düz bir tül daha güzel olur evet, diye düşünüyorum. Aynen, katılıyorum size bu konuda. Pınar Hanım, ben renk uyumlarınızı beğendim ama sizden daha renkli bir şeyler bekliyordum açıkçası sizin renginizden kaynaklı. Evet. Onun haricinde mobilyalarınızın fiyatlarını öğrenebilir miyim? Tabii ki. Şöyle, koltuk takımlarımı zaten özel yaptırdığımız için mobilyaların fiyatından ayrıydı. Bunlar 3500 liraya mal oldu bize. Bunun yanı sıra mobilyalarım ise yatak odası ve misafir odasının mobilyaları toplamda 10 bin liraydı. Pınar Hanım, koltuklarınızın fiyatı gayet uygun özel yapım olmasına rağmen. Genelde özel yaptırınca daha bir pahalı diye biliyordum. Evet. Öyle değil sanırım. Tanıdıktı. Bundan dolayı, bundan kaynaklandı. Bir de modelden modeli değişiyor. Kesinlikle. Hani detaysız olduğu için koltuklarınız evet. O yüzden bu fiyattır. Halınızın fiyatı nedir? Halılarımı toplam olarak aldım. Misafir odam ve mutfak, yatak odası, koridor gibi tamamını ben 3000 liraya aldım. Yine uygun. Değil mi? Evet, çok uygun geldi. Anlaşılan pazarlıkla aranız iyi Pınar Hanım. Pazarlıkla aram iyidir Dış Ses. Pazarlık yapmanın püf noktası nedir acaba? Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır derler Dış Ses. Biraz da güler yüz tabii ki. Bu şekilde pazarlığın içinden çıkıyorum. Eşim güzel pazarlık yapar. O konuda tatlı dillidir kendisi de. Nur Hanım da bunun öğretmen olmanızın etkisi olduğunu belirtti. Biz de merak ettik. Öğrencilerinize karşı da böyle güler yüzlü müsünüz diye. Teşekkür ederim misafirlerime böyle yorumlarda bulundukları için öncelikle. Öğrencilerim tarafından tabii ki onlara sormamız daha doğru olur ama kendileri dillendirdiği için söyleyebilirim. Yani onlar da güler yüzlülüğümden ve sıcakkanlılığımdan çok hoşnutlardı. Aynı zamanda derslerdeki yaklaşımım da daha yumuşak, anlamayanları terslemek yerine tekrar teşvik etmek ve sorduğu bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. İçine güler yüzlüğüm de tabii katılınca çok daha güzel oluyordu ve oldukça seviyorlardı. Ben de kendilerini çok seviyorum. Zaten mesleğimi de severek yapıyorum. Şimdiye kadar hiçbir şikayetini almadım. Çok güzel bir öğretmen, iyi bir öğretmen yani. En azından terbiyesi şeyi yerinde yani. Çok güzel bir öğretmen. Nereye giderse de her yerden takdirini aldık yani. Üniversitede olsun, ilkokulda olsun, lisede olsun hepsinde takdirini şeyini aldık yani. Mükafatını aldık. Pınar Hanım, neden avize kullanmadınız? Yurdagül Hanım, evim kira, kendimin değil. Bu yüzden evde çok fazla oynama yapamıyordum. Spotluydu. Bu şekilde de bana daha aydınlık ve ferah geldi. Bu yüzden avizeye de gerek duymadım açıkçası. Zaten salonumda oldukça hareketli detaylar kullandığım için kullanmadım. Anladım. Pınar Hanım, konsolda ve vitrinde dantel detayları çok kullanmışsınız. Evet. Desenler olduğu için biraz kapatmış kendini. Neden bu şekilde tercih ettiniz? Kullandığım danteller mobilyalarımla aynı renk. Bu yüzden ve ayrıca hatırlıyorsanız söylemiştim. Beriman Hanım'ın evinde söylemiştim sanırım. Ben çeyizde yapılan şeyleri ve bulunan şeyleri evimde kullanmayı seviyorum. Bunu da size kanıtlamış oldum o zaman böylece. Biraz karışık geldi benim gözüme. Daha sade detaylarla ön plana çıkarabilirdiniz. Bunlar el yapımı değiller. Bunlar hazır. Ama bana Antep'ten hediye olarak geldi bunlar da. Bu yüzden kullanmak istedim salonumda. Eşinizin tarafından. Evet, eşimin tarafından. Ben saatinizde fonlarınızı uygun buldum ve odaya biraz ağır kalmışlar. İkisi bir bütün olarak çok güzeller. Evet. Fonlarınızda da farklı bir renk kullanmanızı tercih ederdim açıkçası. Hani çok soft kalmışlar. Minderlerinizle uyum yapabilirdiniz fonlarınızı. Tabii, katılıyorum size. Yastıklarımda ve görmüş olduğunuz kirişlerde çiçekler kullandığım için onu da çok da renkli kullanmak istemedim açıkçası. Yastıklarımla renklendirmeye çalıştım. O zaman mutfağınızı çok merak ediyoruz. Geçelim mi? Tabii ki hanımlar. O zaman buyurun mutfağa geçelim. Tabii ki. Geçelim. Bakalım Pınar Hanım mutfağını nasıl dekore etmiş? Pınar Hanım'ın krom kulplu krem rengi dolapları olan mutfağında açık renk tezgah kullanılmış. Beyaz ocak ve fırın, beyaz bulaşık makinesi ve buzdolabıyla mutfak ürünlerini takım olarak seçen Pınar Hanım, desenli beyaz tül perde ve açık kırmızı tonunda fon perde kullanmış.
Geometrik desenli halı ve beyaz kafes avize tercih eden Pınar Hanım, masası üzerine serdiği örtüyü fon perdeleriyle kombinlemiş, günlük kullandığı kahvaltı takımlarını masası üzerinde sergileyen Pınar Hanım, dolaplarının içine de beyaz dantel örtüler sermiş. Yorumlar sırasında yaşanan eğlenceli anlara buyurun biz de hep birlikte dahil olalım. Evet hanımlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pınar Hanım. Nasıl buldunuz mutfağımı? Ben yemek kahvaltı takımlarınızdan başlamak istiyorum. Evet Nur Hanım. Gayet kullanışlı, renk uyumları çok güzel. Kelebek motiflerinin olması, spor bir model seçmişsiniz. Evet, renkli kişiliğimi bunu da yansıtmış oldum. Örtünüzle çok uyumlu olmuş. Çok hoş görünüyor hepsi teşekkür bir arada. Teşekkür ederim, sağ olun Nur Hanım. Ben de çok beğendim bardaklarınızı ve tabaklarınızı. Çok kibar bir model. Çok teşekkür ederim. Ne kadar acaba bu takımın fiyatı? Bu takımın fiyatı 350 liraydı. Gayet uygun Pınar Hanım. Teşekkür ederim. Pınar Hanım, Nur Hanım yaptığı için mi siz de kahvaltı takımınızı sergilemek istediniz acaba? Hayır, aslında böyle bir fikrim vardı ama Nur Hanım'ın benden önce davranmış olması... Bir piştiliğe daha yol açmış oldu. Yok, piştilik değil. Sadece zevklerimizin biraz uyuştuğunu gösterdiğini düşünüyorum evet, ben. Evet, sizin takımlarınızı da görmüş olduk. Güzel evet. Oldu. Evet, ben hafta başından beri aradığım renkli gelin evi mutfağına yakışır bir mutfak görüyorum şu an. Fonlarınız çok hoşuma gitti. Masa örtünüz çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Onları renklerini beğenerek özellikle yaptırmıştım. Beğenmenize sevindim. Bu mutfak çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben dantellerinizi dolaba uygun bulmadım Pınar Hanım. Evet. Hani o yemek pişirirken ocaktaki yağlar yıkaması temizliği nasıl sizce? Şöyle Nur Hanım, genel itibariyle zaten yoğunluğu tezgah üstünde olduğu için yağa çok maruz kalmıyorlar. Oldukça kullanışlı ve hatta sadece bu takımlarımı kullanmıyorum ben. Sürekli değiştiriyorum. Yani dantel kullanmayı seviyorum. Cam kısmında da var. Altlardaki sanki bana çok yoğun geldi. Gözü çok yorduğunu düşünüyorum. Olabilir. Pınar Hanım, ben burada bir havlu görüyorum. El işi sanırım. Evet, el işi. Annem yaptı çeyizimi. Pınar Hanım, çok beğendim. Mutfağınıza da çok yakışmış. Çok teşekkür ederim Birvan Hanım. Pınar Hanım, ben el emeği demişken karşıda bir şey görüyorum. Sanırım bu da el emeği. Evet, el emeği. Bu bana komşumun hediyesiydi. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar. Nedir bu tam olarak anlamı? Oklava kılıfı Nur Hanım. Aynı zamanda önlüğü de var. Ve el örmesidir tamamen. İlk defa görüyorum ben bunu. Oklavaya kılıfı ben ördüm. Neden ördüm? Mutfağıyla takım olsun diye. Mutfak önlüğü örmüştüm. Onun için takım olsun diye ördüm onu da. Oklavayı kılıfın içinden çıkartabilir misiniz Yurda Gül Hanım? Eşinizi dövmüyorsunuz değil mi bununla? Meryem Hanım, sessiz kaldınız. Öyle oldu. Ses. Hayır, Yurda Gül Hanım, eşimi çok seviyorum. Öyle bir şey aklıma bile gelmedi. Yurda Gül Hanım da güzel bir espri yaptı zaten. Ama yine de evde sizin sözünüz geçiyor sanki Pınar Hanım. Evet, tam o diyecektim de. Tam o diyecektim de ses. Oklava ve merdane kadınlardan sorulduğu için meydana çıkınca böyle bir izlenim bırakmış olabilirdi ses. Evde ikimizin de sözü geçiyor. Yeri geldiği zaman eşimin sözü geçiyor. Yeri geldiği zaman benim sözüm geçiyor. Pınar Hanım, perde mutfağınıza gitmiş. Ama store olsaydı daha iyi olurdu. Ben store kullanmayı gerçekten evet dediğiniz gibi çok istemiştim. Fakat çok fazla açılıyor camlar ve iki taraflı açılmak zorunda. Bunun için kullanışlı olamayacağını söylediler ve ben de kullanamadım. Halınızın desenlerini beğendim. Ama çok yerlerdeki desenlerle çok birleşmiş. Bir karışıklık olmuş, göz karışıklığı. Evet. Evet, sade bir halı olabilirdi. Kesinlikle, ben de aynı düşüncedeyim. Halınızı mutfağınıza uygun bulmadım. Genellikle pembe tonlarını kullandığım için hanımlar biraz renkli olmasını istemiştim. Beyaz eşyalarınızı ne kadar aldınız Pınar Hanım? Beyaz eşyalarımızın tamamı 8 bin lira civarındaydı hanımlar. Rengi beyaz olduğu için herhalde daha uygun oluyor. Evet evet. Renklerde çok fark ediyor çünkü. Pınar Hanım, avizlerinizi beğendim ben.
tam bir mutfak avizesi. Hoşçakalın. Ederim. Sağ olun. Buradaki yorumlarınız bittiyse yatak odası dekorasyonunu görmeye gidelim mi hanımlar? Olur. Evet hanımlar, o zaman buyurun yatak odasına. Pınar Hanım yatak odası takımında açık renk pudra rengi detaylı desenli ayna süslemeleri olan bir mobilya takımı tercih etmiş. Açık renk yatak başlığı, inci süslemeli fırfırlı beyaz yatak örtüsü, desenli beyaz tül perdelerle açık renk kullanımını sürdüren Pınar Hanım, pembe çiçek desenleri olan açık renk halı ve beyaz taşlı avizesiyle bir bütünlük yaratmış. Pınar Hanım avizesini neden ve hangi özelliği için tercih etmiş görelim. Evet hanımlar, yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımlar, ilk yoruma kim başlamak istiyorsa buyursun lütfen. Öncelikle ben başlamak istiyorum Pınar Hanım. Tabii Leyvan Hanım. Yatak örtünüzü beğendim ama biraz eski model sanki. Yeni geliniş örtüler böyle oluyordu. Ben de inciyi sevdiğim için bu yatak örtüsünü tercih ettim. Evet, çok emek var zaten incilerden de olduğu gibi. Bir de yatak başlığını çok beğendim. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Zaten yatak odası Mobilyam'ın takımıydı. Ben de beğenerek aldım. Berivan Hanım'a katılıyorum. Bu yatak örtülerin bence modası geçti. Artık hani böyle gelinlik tarzı yatak örtüleri kalmadı. Daha çok pike, hani nakışlı şeyler moda. Yatak başlığınızı çok beğendim. Sade, ağır duruyor. Odanızda oldukça ferah görünüyor açık renk kullandığınız için. Açık renkleri ben de seviyorum. O yüzden özellikle kullandım zaten. Hı-hı. Meryem Hanım. Perdeniz biraz Pınar Hanım yoğun göstermiş. Boncuklar, salon perdesi gibi durmuş. Buraya çok uygun olmadığını düşünüyorum. Neden bunu tercih ettiniz? İnci detayları olduğu için örtünde ben takım yapmak istedim. Ve altında bir tane daha perde var. Çok karanlık, boğucu gibi geldi bana. Doğrudur. Işıklarım renkli olduğu için, açık olduğu için ben bir sakınca görmedim böyle açıkçası kullanmakta. Açıkçası ben de Nur Hanım'a katılıyorum. Modelini çok beğendim ama çok desen, yani çok boğmuş. Evet. Rengi de farklı olabilirdi. Hani bu odaya biraz canlılık katması açısından. Ama doğru. Genel olarak çok güzel modeli. Mobilyanızda pembe tonları var. Belki birazcık kırabilirdiniz, renk katabilirdiniz yatak odanıza. Bu önerilerinizi dikkate alacağım o zaman hanımlar. Bana göre dolabınız sade, güzel ama eski bir model. Yani şöyle hanımlar, 2 yıllık evli olduğum için o zamanın modası zaten buydu. Bunun için bunu tercih ettim. Mobilyalarda modeller bu kadar çabuk mu değişiyor hanımlar? Aynı modası normalde genelde de var. Ama desen olmayabilir de bunu desensiz kullanabilirdiniz. Tek örnek yapıyorlardı. Özel yapım olmadığı için almak zorunda kaldım. Zaten severek almıştım. Peki, şifon yerinizi ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Buradaki kutu detayları çok güzel olmuş. Evet. Takılarınız çok hoş duruyor içinde. Zaten oda takımımın en çok şifon yerini beğenmiştim Nur Hanım. Bu yüzden severek kullanıyorum. Ben aydınlatmanızı çok beğendim ama ayrı olarak çok beğendim. Evet. Odanıza yakıştıramadım. Ama ayrı olarak çok güzel bir parça, çok detaylı, hoşuma gitti açıkçası. Teşekkür ederim Meryem Hanım. Aynı zamanda kumandalı tercih etmek zorundaydım. Hı-hı. Ve kumandalı parçaların birçoğu da bu şekilde oluyor. Bunun sebebi de 6 aylık bir bebeğim var ve yanımda olması gerekiyordu. Yataktan kalkamadığım zamanlarda kumandayla yönlendirmem lazımdı. Bu yüzden bunu tercih ettim. Doğumdan sonra mı aldınız bu avizeyi? Evet, doğumdan sonra özellikle istedim. Yoksa farklı bir avizem vardı. Halıları nasıl buldunuz peki Meryem Hanım? Halılar normal, çok ağır halılar değil. Ama boyut olarak bence uygun. Ben full halı da pek hoşlanmıyorum. Evet, ben de hoşlanmıyorum. Evet. Bu yüzden iki parça halinde ve biraz daha küçük tercih ettim. Pınar Hanım, gelinlerimizin yorumları bitti galiba. Evet hanımlar, isterseniz buyurun çeyizimi görmeye gidelim artık. Evet, gidelim. Buyurun. O zaman doğru çeyiz bakmaya hanımlar. Gelinler beri gelir, çeyizin işler gelir. Kınada ağlar ama düğünde oynar gelir. Pınar Hanım'ın çeyizinde neler var görelim bakalım. Evet hanımlar, çeyizime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulduk.
Hanımlar, ben öncelikle çeyizimin açılışını oğlumun yeminileriyle yapmak istiyorum. Yemeni nedir bilir misiniz? İlk defa duyduk. Yemeni arkadaşlar Antep ve Kilis yöresine ait koyun derisinden yapılan ve çarık tipli ayakkabılardır. Koyun derisinden yapılıyor ve kokusu üzerinde var gerçekten. Koklamak isterseniz verebilirim. Evet, ben merak ettim. Şöyle bir bakın isterseniz. Evet, gerçekten de kokuyor. Ve bunlar çok oralar gerçekten çok sıcak öyle olduğu için yaz aylarında serinletici bir özelliği var. Bu yüzden yağışlı günlerde giyemiyorlar. Ve ayağa serinlik veriyor hanımlar. Pınar Hanım, anlaşılan oğlunuz henüz yemenilerini giymedi. Henüz giyemedi dış ses. Kısmetse seneye giyecek. Çeyiziniz çok güzel görünüyor şöyle bir bakınca Pınar Hanım. Rengarenk. Teşekkür ederim. Bu nedir Pınar Hanım? Benim oldukça dikkatimi çekti. Meryem Hanımcığım, bu el örmesi bir mandal sepeti. Elle örülerek yapılıyor, yani el emeğidir. Üzerinde görmüş olduğunuz mandallar da kendisini ele veriyor zaten. İçinde plastik şişe var galiba. İçinde şişe var ve şeklini bu şekilde alıyor hanımlar. Ben bunu günlük hayatımda da kullanıyorum ama görmeniz için çeyizime de ekledim. Oldukça farklı bir şeymiş. Severek kullanıyorum. Pınar Hanım, burada yine bir dantel görüyorum. Dantelle aranız tabii ki çok var. Yaptığım yorumlardan anlamışsınızdır zaten yurda gidelimcim. Evet. Bunu kim yaptı acaba? Bunu annem yaptı. Farklı iki renk kullanmış görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu zaman zaman da yine yatak odamda kullanıyorum hanımlar. Sadece görmeniz için çıkardım. Ben daha önce de böyle bir dantel görmüştüm. İçine boncuklar işleyerek yapılıyor bunların da. Halkalar daha doğrusu. Doğrudur. Bunun da ortasında hanımlar küçük inciler var ve pullar var. Bu şekilde bir hareket katılmış dantele. Annenizin emeğine sağlık. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Pınar Hanım, şurada bir örtü görüyorum ben. Evet. Fiskos örtüsü Kilis o hanımlar. Kilis yöresine mi ait? Hayır. Hanımlar, bu el emeği bir fiskos. Bunu da annem yaptı. Hasırın üzerine normal görmüş olduğunuz kumaşlar kesilerek yerleştiriliyor ve öncesinde çiziliyor. Görmüş olduğunuz pul ve boncuklar da el işlemesidir. Çok güzel, çok değişik geldi bu. Ben de çok beğendim. Hatta bunu evimin bir köşesine kullanmak istiyordum. Ama renkleri uyumlu olmadığı için maalesef kullanamadım. Pınar Hanım, sizin emeğiniz bir parça varsa görebilir miyiz acaba? Berivan Hanım, önünüzde görmüş olduğunuz pembe bir örtü var. Onu alabilir miyim? Tabii, bu da benim dikkatimi çekmişti açıkçası. Hanımlar, bu görmüş olduğunuz oyayı ben yaptım. Zeminini anneme yaptırdım. Ve üzerindeki kurdele inciyi de İğne ile yapılıyor hanımlar. Oldukça basit. Gerçekten yapmak isterseniz yapabilirsiniz. İğne ile kurdele bir ters bir düz olarak sokuluyor ve iple büzülerek incisi eklenip bir dikiş atılıyor. Ve bu şekilde bu şekil ortaya çıkmış oluyor. Kendi çeyizimde yaptığım bu var hanımlar. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Pınar Hanım, benim burada gözüme çarpan bir şey oldu yine. Sanırım seccade. Evet hanımlar. İşlemeleri çok dikkatimi çekti. Kırmızının üstüne de yeşili gerçekten çok yakıştırdım. Çok beğendim. Ben de. Kullanıyor musunuz? Evet, günlük olarak kullanıyorum Yurda Gül Hanım. Ben çeyizimin büyük bir kısmını aslında kullanıyorum evimin farklı bölgelerinde hanımlar. Bu gerçekten çok büyük bir emek istiyor hanımlar. İnce ince işleniyor. Evet. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Hanımlar, size göstermek istediğim bir de şurada nevresim takımım var. Hanımlar, bu görmüş olduğunuz bir nevresim takımının çarşafı. Bunun yine aynı şekilde dantelli olarak nevresim takımı, nevresimi ve yastıkları da bulunmakta. Nasıl buldunuz? Ben çok güzel buldum. Bu modeli daha önce hiç görmemiştim. Çeyizi asıl gösteren detaylar bunlar bence. Hani dantel çok önemli bir unsur. Evet, size katılıyorum gerçekten Meryem Hanım. Annemin gerçekten ellerine sağlık. Çeyizinde emeği çok büyük. Ellerine sağlık. Kullanıyor musunuz Pınar Hanım? Evet, kullanıyorum. Bunun farklı renkleri var Birvan Hanım. Onları kullanıyorum. Bunu kullanmak henüz nasip olmadı. Kendim ördüm.
sardırdım, yaptım yani. Her şeyin iyisi olsun diye. Dantellerini falan hep güzel güzel yaptım yani. Fiskosu olsun, dantelleri olsun, havlusu olsun, hepsini yaptım yani. Pınar Hanım, bir de mavi yün yorgan görüyoruz. Onu da açabilir miyiz acaba? Tabii, açalım dış ses. Yün yorgan, doğru söyledik değil mi? Evet, yün yorgan ve el yapmasıdır. Kayınvalidenizden mi Pınar Hanım? Maviler genelde kayınvalidelerden gelir. Öyle oldu gerçekten Nur Hanım. Kayınvaliden mavi rengini çok seviyor. Ağır mı peki hanımlar? Bayağı ağır dış ses. Çok zorlandım kaldırmakta. Evet, genelde ağır olur ve gerçekten çok da sıcak tutar. Ve sert. Oldukça kalın tutuyor ve üşütmüyor gerçekten. Hatta kullandığım zamanlarda üzerimden atmak bile zor oluyor. Kullanıyor musunuz bunu? Hiç kullandınız mı? Kullanmayı denedim ama... Ağırlığından dolayı. Evet, ben de çeyizimden güzel bir hatıra olarak kalsın istedim ve saklıyorum. Bende de var. Ben kullanmayı tercih etmiyorum açıkçası ama siz kullanmayı oldukça denemişsiniz. Denedim ama başarılı olamayınca uyku setiyle devam ettik maalesef. Ben de kullanmıyorum. O zaman kayınvalidiniz, ellerine sağlık. Evet, teşekkür ediyorum kendisine. Yünü yıkıyoruz günümüzü, kirlise. Yapıyor, onu didiyoruz. Ondan sonra yorancıya veriyoruz. Dikip veriyoruz. Pınar Hanım, çeyizinizi de incelediğimize göre sıra geliyor masa düzeninizi görmeye. Hadi buyurun hanımlar, yemek masasına geçelim. Hadi geçin. Pınar Hanım ikram masasına güpür dantelli desenli beyaz bir masa örtüsü sermiş. Beyaz yuvarlak gri desenli yemek takımı, sade çatal bıçak takımı, beyaz desenli su takımı tercih eden Pınar Hanım, inci yüzeye geçirilmiş güpür dantelli peçeteler kullanmış. Pınar Hanım'ın ikram masasında acaba kim, nasıl bir sürpriz yapacak? Hanımlar, yemek masama hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar Hanım. Masamı nasıl buldunuz? Gayet güzel bulduk. Renkli gözüküyor, bol desenli. Hoş duruyor masanız. Teşekkür ederim. Ben pastanızı çok beğendim. Masaya çok yakışmış. Çok sağ olun. Renk katmış. Onu kendi ellerimle özene bözene sizler için yaptım. Çok merak ediyorum tadını Pınar Hanım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirim. Üstündeki gülde kıyafetinizle gayet uyumlu. Uyumlu yapmaya çalıştım. Başarabildiysen. Evet, başarmışsınız. Pınar Hanım, gelinlerimiz nedense masa düzenlemenizde önce ikramlarınızı yorumlamaya başladılar. Yoksa beğenmediler de dile getirmekten mi çekiniyorlar? Ne dersiniz? Bilmiyorum. İstedikleri gibi yorumlayabilirler. Yoruma açığım. Hayırdır ses? Pasta çok hoşumuza gitti. Bence ondan. Biraz acıktık dış ses. O zaman bir an önce masa düzenini yorumlamaya başlayın ki hanımlar, ikramların tadına bakmaya geçelim. Buyurun hanımlar, yorumlayabilirsiniz. Pınar Hanım, çatal takımınızı ben çok beğendim. Düz ve estetik duruyor masada. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, ben de beğendim. Ben de çok beğendim. Sade ve güzel duruyor. Çok teşekkür ederim. Pınar Hanım, ben masa örtünüzü çok desenli buldum. Yemek takımınıza uygun gelmedi bana göre. Hem güpür detayları var, hem inci, hem de üstü çok desenli. Keşke üstü sade düz olsaydı. Meryem Hanımcığım, tabak takımlarımla olan kıvrımlarıyla ben uydurmaya çalıştım. Biraz da renginin açık olmuş olmasından ötürü kullandım. Hı-hı. Tabii sizin görüşünüze saygı gösteriyorum. Teşekkür ederim. Pınar Hanım, ben de katılıyorum. Güpürleri çok zarif, çok güzel duruyor. Desenlerle birlikte çok karışmış. Evet. Ama çatal bıçak takımınız biraz daha kurtarıyor masa örtüsünü. Onları yumuşatmak adına evet, kullanmıştım zaten. Ben masa örtünüzü beğendim. Peçetelinizle de çok güzel gitmiş. Teşekkür Gayet ederim. Gayet güzel duruyor. Çok sağ olun Yurda Gül Hanım. Ne kadar aldınız? Bunlar bana hediye gelmişti. O yüzden fiyatını bilmiyorum maalesef. Peçeteleri nasıl buldunuz peki hanımlar? Ben peçete takımınızı çok beğendim. Gayet masa örtünüze de uydurdum. Çok şık duruyor. Zaten takım olduğu için kullandım Yurda Gül Hanım. Çok teşekkür ederim. Tabağınızdaki desenlerle peçetenin üzerindeki desenler boğuşmuşlar. Yani ben yine sade olmalarından yanayım. Zaten peçeteler sade diye daha desenli kullandığım tabaklarımı da uydurmaya çalıştım. Bu şekilde. Meryem Hanım, desenler nasıl boğmuş acaba? Şimdi aynı desen hem peçetede var hem tabakta vardır siz. O yüzden keşke peçetenin şu iç kısmı düz olsaydı. Tabaklardaki desenle daha iyi olurdu bence. Boğmazlardı. Bana da
çok pardon. Katlama şekliyle sanki desenleri kapatmış, güpürleri ortaya çıkartmış gibi geldi. Gayet iyi duruyor Meryem Hanım. Pınar Hanım, ben de bardaklarınızı çok beğendim. Bu renkli masaya gayet şık ve zarif durmuşlar. Çok teşekkür ederim Meryem Hanım. Çok iyi kullanmışsınız bence. Aynen, ben de çok beğendim bardaklarınızı. Çatal kaşık takımınıza çok uyumlu olmuşlar. İkisi de çok zarif. Tabakların ve masa örtümün desenlerini zaten onlarla ve yemek kaşık da takımlarımla da yumuşatmaya çalışmışım. Çok iyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim, sağ olun. Severek de kullanıyorum bardaklarımı. Güle güle kullanın o zaman. Teşekkür ederim Berivan Hanım. Pınar Hanım, yemek takımınızı ne kadar almıştınız? Dış ses yemek takımımı 750 liraya almıştım. Su takımlarımı da ayrı olarak aldım. 350 liraydı. Bana fiyatı da oldukça uygun gelmişti modeline göre. Çatal bıçak takımlarım ise 450 liraydı. Bence gayet uygun. Fiyatlarınız evet, güzel, uygun. Evet. Teşekkür ederim. Pınar Hanım, masanızın orta yerinde nefis bir kebap duruyor. Birinden yardım mı aldınız? Öyle oldu Dış Ses. Bu sabah eşimle birlikte misafirlerim için kendi yöresine ait kilis tava yaptık. Kendisi kilisli olduğu için ve o yörede tepsi kebabı da çok meşhur olduğu için adını kilis tava demişler. İnşallah beğenirsiniz. Masada çok şık duruyor. Eğer çok beğenirsiniz tarifini de eşimden alıp veririm inşallah size. Ama biz onun kadar güzel yapamayız bence. Yapa yapa öğrenirsiniz inşallah. Ben de hiç bilmiyordum bu tarz yemekleri. Ama gelin olduktan sonra, aynı evde yaşamaya başladıktan sonra hepsini göre göre öğreniyorsunuz. Doğrudur. Eşinizin kebapçı olması avantajlı ve güzel olmalı. Çok güzel bir duygu Dış Ses. Oldu ki işten yorgun geldim. Eşimden rica edip yemek getirtebiliyorum. Ve yaptığı yemekler oldukça lezzetli oluyor. Ben çok beğeniyorum. Bu yüzden seve seve de yiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok lezzetli görünüyor. Kokusu da buradan geliyor. İnşallah birazdan tadacağız. Hayatım, ne yapıyorsun burada? Ne yapayım hayatım? Gelinle ve misafirlerimize kilis tava hazırlıyorum. Peki nasıl yapıyorsun bunu? Neler koyuyorsun içine? Bunda taze kırmızı biber, sarımsaklı istersen sarımsaklı, sarımsaksız istersen soğanlı ve istersen maydanoz var içinde. Altında patates, fırında pişiyor. Tavamız hazır. Şimdi fırına atıyoruz. Ellerine sağlık hayatım. Çok güzel görünüyor. Başka neler hazırladınız bizim için Pınar Hanım? Ellerimle yaptığım pasta vardı zaten. Onu gördünüz. Bu sizin için arkadaşlar özel olarak kilisten geldi. Oranın meşhur bir fırını var. Orada kahkeler yapılıyor ve çok güzel kokuları var. Bu yaz gittiğim için severek yemiştim. Sizler için de gelen bir misafirimizle beraber getirttim. Aynı zamanda kayınvalidem sizler için içli köfte yaptı. Biliyorsunuz Antep mutfağının, kilis mutfağının vazgeçilmezlerinden bir tanesidir içli köfte. Evet. Bunun yanı sıra kuru patlıcan dolması ve kuru biber dolması yaptık. Pınar Hanım, ikramlarınızı anlatırken yutkunuyorsunuz. Acıktım sanırım birazcık Dış Ses. Bu da bana yansıdı sanırım. İçli köfteyi ben yaptım. Patlıcan dolmasını ben yaptım. Şeyi biz yaptık akşam Pınar'la. Amerikan salatasını. Onu beraber yaptık. Buyurun anlatmaya devam edin Pınar Hanım. Tamam. Aynı zamanda annem sizler için Kastamonu yöresine ait mantı açtı elleriyle. Normalde Kastamonu da bu mantı kızartılıp ondan sonra haşlanır ve suyuyla birlikte yenir. Tabii sizlerin nasıl tercih edeceğini bilmediğim için ben yine klasik olarak yaptırdım bunu. Pınar Hanım, anneler yarışacak galiba bugün. Dün de Kayseri mantısı vardı. Evet, öyle oldu Nur Hanım. Aynı zamanda sizler için yine kendi ellerimle Amerikan salatası yaptım. Bu şekilde ikramlıklarım. Umarım tatlarını da beğenirsiniz. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah lezzetle yersiniz. Berivan Hanım, Ömer Sezai iyice acıktı galiba. Artık ikramları almaya geçelim değil mi? Bence geçelim. Berivan Hanım'ı daha çok bekletmeyelim değil mi? Bebiş acıkmıştır. O zaman ben pastayla başlayayım servislere. Buyurun hanımlar, tabaklarınızı alabilirsiniz. İkramda yoktur üstüme güvenirim.
hanımlar, sıra geldi size tanışma hikayemi anlatmaya. Buyurun isterseniz artık oturalım. Tanışma hikayesinde neler olmuş? Babam beni 30 yaşına kadar evde durdurmayı planlıyordu. Öyle söyleyeyim. Ben ne yaparsam yapayım bu kız vazgeçmedi demiş yani. Bir kebapçının tango yaptığını düşünebiliyor musun? Ben kendi kınamı kendi gösterişimle yaparım. Ben zaten hallederim. Evet, öyle oldu biraz. Birazdan gelin evinde. İkramda yoktur üstüme. Kristal'ın tadına baktınız mı? Evet Pınar'ım, harika. Beğendiniz mi? Çok güzelmiş. Beğenmenize sevindim. Bol baharatlı galiba. 2-3 baharat giriyor içerisine. Ve normalde acı olarak tercih ediliyor ama ben yemeyebileceğinizi düşünerek azalttırdım eşimi. Eşinizin ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun inşallah. Ben de kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Pınar Hanım, eşinizle kebapçıda mı tanıştınız yoksa? Şöyle oldu Dış Ses, kebapçıda tanışmadık. Bizim uzun bir flört dönemimiz oldu. Yaklaşık 8 yıl kadar. Evet, ve liseden beri beraberdik. Lisede şöyle, ben bankta oturuyordum ve bir çocuk yere düştü. Ben de çocuğa yardım edebilmek adına koştum, yanına gittim ilgilenmek için. Ve kendisi de o sırada beni görmüş. Yani çünkü ayakta ve yanında olan kimse ilgilenmemesine rağmen ben gitmiştim düştüğünü görerek. Bu onun dikkatini çekmiş. Zaten zaman zaman beni de görüyormuş. Yani sınıflarımız karşılıklıydı. Ardından bana bir kağıt gönderdi ve kağıtta şiir yazıyordu. Ben önce anlam veremedim tabii. Kimden geldiğini anlayamadım çünkü bir başkası getirdi bana bunu. Sonra işte adını, kendisini öğrendim. İşte numara alıp verme oldu. Sonra konuşmaya başladık telefonda. Ve lise birazcık erken oldu ama oradan itibaren yaklaşık 8 yıl kadar bir flört dönemi yaşadık. Bayağı uzunmuş. Oldukça uzun oldu, evet. Bu süre içerisinde hiç ayrılmadınız mı Pınar Hanım 8 yıl boyunca? Mutlaka ufak tefek tartışmalarımız oldu. Bazı sorunlar yaşandı. Hı hı. Yani acısıyla tatlısıyla diyeyim Nur Hanım. Ama çok şükür bugünlere kadar geldik. Önemli olan derler ya, Hatice'ye değil neticeye bak diye. Ben neticeye bakıyorum şu an. Eşimle okulda tanıştım, sınıf arkadaşım. Sınıfta belli bir zaman beraber yedik, içtik. Kantinde falan, kafelere falan gittik öyle arkadaşlarla beraber. Orada birbirimizden hoşlandık. O şekilde tanıştık kendisiyle. Peki aileleriniz ne zaman ve nasıl tanıştılar? Dış Ses, ailelerimizin tanışması şu şekilde oldu. Eşimin ailesi artık hani eşimin evlenmesini, bir an önce yuva kurmasını istiyordu. Zaten görüşüyorduk. Tabii annemle tanıştırmıştım eşimi. Annem beğendi fakat iş babaya gelince en son babalar duyar tabii ki. Babam bana çok düşkündür. Aynı zamanda evin tek kızıyım ben. 2 tane erkek kardeşim var. Ve babam beni 30 yaşına kadar evde durdurmayı planlıyordu. Öyle söyleyeyim. O yüzden babamın hayallerine göre ben çok erken bir evlilik yapmış oldum. Üniversiteyi daha yeni bitirmişti. Ya bitirmemişti, daha üniversite okuyordu. Onun için karşı çıktı. Hani bitirsin gelsin, bir tek kızımız. Bizimle birlikte biraz vakit geçirsin. Okul bitti. Ondan sonra evlendim. Ve babam önce tepkiliydi. Duyduğunda hatta inanamadı. Şaka yaptığımızı düşündü. Çünkü bizim evde böyle şeyler pek konuşulmaz. Şakası bile yapılmazdı yani. Babam duyduğunda da şaka yaptığını düşündü annemin. Annem söylerken ben de yanındaydım. İnanamadı, güldü. İnandırmaya çalıştık yani olduğuna dair. Yaklaşık bir ay sonra bir bayramdı. Ramazan bayramıydı. Ramazan bayramının 3. gününde kayınvalidem, kayınpederim ve eşim
bize geldiler. Babam sonunda ikna oldu tanışmaya. Onu da şöyle ikna ettim. Babacığım sen gör, eğer istemezsen, herhangi bir kötü yanını görürsen ben zaten vazgeçeceğim dedim ve onu o şekilde rahatlattım. Uzun süre istemeyişinin sebebi de beni vazgeçirmekmiş hanımlar. Peki lafınızı kesiyorum, vazgeçer miydiniz? Zaten babamla konuşmadık uzun zaman. Ben tabii ki üzülüyordum, bunu da belirtiyordum kendisine. Ama vazgeçmedim. Kendisi vazgeçirmeye çalışmış aslında. Bakmış, anneme söylemiş hatta. Ben ne yaparsam yapayım bu kız vazgeçmedi demiş yani. Vazgeçerdi mutlaka, ben bir heves olarak da düşünüyor, bir anlık yanlış karar veriyor diye düşünüyordum demiş. Beni kararlı görünce artık tanışmaya ikna oldu. Ben küs kalmadım, baba kaldı. Neden kaldı? Hani hazırlıklı değildik biz bu konuya. Sonra ben arada kaldım. Ben uğraştım biraz babayla. Hani olacağı buydu diye. Ondan sonra razı ettik babayı. Damadımızı da sevdi baba. Ondan razı geldik. Bayramın üçüncü günü geldiler. Tanıştılar. Eşim normalde konuşkan bir insandır. Yani bir muhabbet açıldığında konuşur, güler, söyler. Fakat hanımlar o akşam ağzından sadece çalıştığı yerin adı çıktı. Babam soru sordu. Ne iş yapıyorsun, neredesin diye. Ve sadece iki kelime çıktı o akşam ağzından. O kadar. Ben şok oldum. Yani eşim gitmiş, yerine sanki bambaşka bir insan gelmişti. Pınar Hanım, eşiniz babanızdan korktuğu için mi konuşamıyordu? Korkuyordu ve çok heyecanlıydı. Çünkü babamın karşı olduğunu da biliyordu. Ve heyecanı yüzünden okunuyordu zaten. Ben kendisini tanıdığım için bunu apaçık görüyordum. Babasının sinirli olduğunu söyledi. İster istemez biraz hani korktum tabii ki de. Ardından baktım muhabbetler, işte babam ve kayınpederimin muhabbeti gayet güzel devam etti. Tabii eşim susmaya devam ediyordu. Sonra bir baktım ezan okundu ve aynı safta namaz kılmaya başladılar. Babam ve eşim yan yana durmuşlardı. O kareyi görmek bile gerçekten beni çok mutlu etmişti. Hani henüz ağızdan olumlu bir şey çıkmamasına rağmen veya istemeye, şuna buna dair bir şey olmamasına rağmen o kareyi görmek bana yetmişti gerçekten. Çünkü eşimi tam babama damat olacak bir eş olarak görüyordum ben. Bir de kızlar hayallerinde hep babalarına benzeyen bir eş isterler. Evet, Pınar'ım, doğru. Benimki de böyleydi. Çünkü eşim ağırbaşlı, oturmasını kalkmasını bilen, nerede ne konuşması gerektiğini bilen bir insan. Babam da aynı şekildedir. Ben babama örnek alarak aslında babama yani neredeyse %99 benzeyen bir eşe sahip olmuş oldum. İstemeniz ne zaman oldu Pınar Hanım? İstemem şöyle oldu Nur Hanım. Zaten tanışma gerçekleştikten sonra telefonlaşıldı ve belli bir tarih alındı. Bir ailenin tek kızıysa gelin almak gerçekten çok zor oluyor. Şöyle. Pınar Hanım, önemli kare galiba sizin için bu fotoğraf. Evet. Ben görür görmez çok mutlu olduğum için hemen o anda hiçbir şey düşünmeden fotoğraflamışım hanımlar. O heyecanla aklınıza gelmiş fotoğraf çekmek. Evet. Gelmiş gerçekten de. Bu da zaten ilk istememizdi. Fakat babam beni verir mi? Tabii ki ilk istemede vermedi. Gerçekten. Evet, vermedi. Çok ilginç olmuş istemeniz. Evet. İstemede ilk vermediler. İstemeden önce biz babaannesinin yanına gittik. Babaannesi dedi, oğlum dedi, biraz dedi zor biri. Ondan sonra işte ben yine de senin için dedi konuşacağım dedi. Şey olarak abi, çünkü memleketler farklı. Ben Kilisliyim. Kendisi Kastamonlu olduğu için. Ve şimdi burası İstanbul. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Hani ben nasıl bir insanım, ailem nedir, neyin nesidir. Öyle babamı, ailem ve ben kayınvalidemlere ve kayınpederlerime gittik. O şekilde bir ufak bir tartışma şey oldu yani, nasıl diyeyim, tanışma oldu. İkinci defa tekrar beni istemeye geldiler hanımlar. Bu ilk istemeden gördüğünüz bir kare. Uzun bir elbise giymişsiniz galiba. Evet, aile içinde olduğu için biraz dikkatli olmaya çalıştım. Hı hı. Ben böyle şeylere çok önem gösteriyorum. İkinci istemede galiba farklı bir elbise mi giydiniz? Evet, pembe. İkinci istemede farklı nar çiçeği bir elbise giydim. Çok bunu da eşim çok beğendi. Rengini ve modelini. Onu kırmamak adına ben de giydim. İki istemeniz arasında ne kadar zaman vardı? İki isteme arasında dış ses yaklaşık 2 hafta vardı.
İkinci istemede saçlarınızın rengini değiştirmişsiniz. Evet, öyle oldu dış ses. Yoksa babam vermez diye bunalıma mı girdiniz? O güne özel yapmıştım aslında. Çok yakın tarihte olduğu için çok net belli oluyor değişiklik. Yakışmış ama. Daha güzel görünüyorsunuz bu fotoğrafta. Çok teşekkür ederim. Burada sanırım artık babanız vermiş sizi. Evet, öyle oldu. Burada yüzükler takılıyor. Kayınpederim ve babam taktılar yüzüklerimizi. Biraz zor oldu. Babasından zor oldu biraz ama yok, oldu yine de. Söz ve nişanınız aynı anda mı oldu? Söz ve nişanımız aynı anda olmadı. Şöyle oldu hanımlar. Ben aslında evde olup bitmesini istiyordum. Yani sade olsun istiyordum. Fakat annem ve babam tek kızları olduğu için sağ olsunlar. Nişan yapmak istediler. Büyük bir nişan yapmak istediler. Ve hayatta bir defa olan bir şey. Ben de onları kırmadım. İyi ki de kırmamışım. Gerçekten daha sonra düşündüğümde iyi ki yapmışım dedim. Evet. Nişanlınızı kabarık tercih etmişsiniz. Evet, salonda olacağı için biraz gösterişli olmasını istedim. Seni ilk gördüğüm o günden beri adına aşk deyip bağlandım. Pınar Hanım, salona eşinizle kol kola girmeyi tercih etmişsiniz. Evet, dış ses öyle oldu. Hatta burada babamın bir isteği olmuş annemden. El ele tutuşmasınlar, ben görmeye hazır değilim demiş. Ben de bu yüzden koluna girmiştim. Gayet resmi görünüyorsunuz. Zaten... Babanızdan ötürü sanırım. Evet, öyle oldu. Ve çok yakınlarınızı bir anda eşinizle olacak insanla hep bir ortamda görünce... İster istemez tedirgin, heyecan... Kasılıyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle. Nişanınızda nasıl dans edeceğinizi önceden prova yaptınız mı Pınar Hanım? Hayır, biz ses yapmadık. İlk defa spontane gelişen bir şey oldu. Pastanız bayağı gösterişli. Pastamız yapmaydı hanımlar. Salonunki böyleydi. Herkesin var bir hikayesi, gidenleri var, kalanları var. Mumlar dikkatimi çekti. Mumları sevdiğim için hemen ön planda onları gördüm. Salonunuzu kaça kiraladınız? Salonumuzu 2000 TL'ye kiralamıştık. İçerisinde pasta, içecek, kuru yemiş vesaire gibi şeyler vardı. Nişan olduğu için yeterli olacağını düşündük. Evet, gayet uygun Pınar Hanım. Pastayı neden ayrı ayrı yediniz Pınar Hanım? Nur Hanım, orada salonun yönlendirmesine göre bir harekette, davranışta bulunduk. Yoksa ben birbirimize yedirmeyi tercih ederdim. Peki rica etseydiniz bu olmaz mıydı birlikte yemeniz? Öyle yapacaklarını bilmiyordum. Bilseydim inanın uyarırdım. Aniden gelişti ve müdahale edemiyorsunuz o anda. Takım erasimine geçtiniz galiba. Evet, öyle oldu. Şu an takı takan babam. Heyecanla görüyorum babanızı. İlk defa böyle bir topluma katılmış oldu. İlk evlenen ben olduğum evet, için aileden. Ne hissettiniz sarılırken? İlk... Babamın yüzü gülüyordu. O yüzden ben de mutluydum açıkçası. Evet, biraz daha rahatlamıştım takı aşamasına geçtiğimde. Ne kadar takınız oldu? Yaklaşık 40 tane çeyrek altınımız oldu. 5000 lira da para oldu. Fakat şöyle hanımlar, kilise yöresinde normalde nişanı erkek tarafı yaparmış. Ama bizim yöremizde, yani Kastamonu'da kız tarafı yapar. Çünkü bu isteğe bağlıdır. Kız evine aittir. Bu yüzden nişanımda erkek tarafı takı takmadı. Sadece bizim tarafımızdan olan takılardı bunlar. Peki size mi kalıyor bunlar? Evet, kız tarafına kalır. Erkek tarafı neden takı takmadı? Ben orayı anlayamadım. Onların yörelerinde nişanı erkek yaparmış. Ve bu yüzden nişanlarının hiçbirinde kız tarafı da erkek tarafı da takı takmazmış. Orada amaç sadece eğlenmekmiş.
Peki size de mi takı, hani bir aksesuar, bilezik falan? Tabii şey takıldı. Orada bana gördüyseniz set takıldı bakın boynumda. Evet. Ve bilezik takıldı 3 tane. Bizim nişanda biz takmayız. Biz düğünde takarız. Ya düğünde bizim takılarımız, nişanda olmaz. Bizim adet öyle. Kayınvalideniz de oynuyorsunuz galiba. Karşımdaki annem hanımlar. Annemle oynuyorum. Bayağı coşkulu, mutlu. Anne, babadan Doğanay çıkınca rahatlamış. Aynen öyle. Damadım da sevince. Eşiniz de bayağı iyi yani oynama konusunda, rahat. Evet, nişanımız da oldukça kalabalık. Şöyle oldu hanımlar, salonumuz 750 kişilikti ama neredeyse yetmedi bile. Yani ayakta kalanlar oldu maalesef. Sizin tarafınız kalabalık. Kalabalık, evet kalabalık. Kilise tarafı daha kalabalıktır. O taraflardan da gelen oldu tabii ki ama kız tarafı ağırlıkta geldi. Hanımlar, daha sonra nişandan sonra biz nikahımızı yaptık. Nikahımızı salonda tercih etmedik. Nikah dairesinde gerçekleşti. Hatta fark ettiniz mi bir detayı? İlk gün giydiğiniz elbise. Evet, pişt olduğumuz elbise Meryem Hanım. Uğur getirsin diye giymiştiniz. Evet, şimdi öyle oldu. Anladık. Şöyle oldu. Kış ayı olduğu için ve kadife de sıcak tutacağı için onu tercih ettim. Aslında beyaz elbise çok aradım ama bulamadım. Mecburen böyle bir şey tercih ettim. Nişanla nikah arasında ne kadar süre geçti? Yaklaşık 6-7 ay geçti aradan. Ondan sonra yaptık. Pınar Hanım, burada cüzdanınızı neden toplu tutuyorsunuz? Şöyle bir şey oldu yurda Gül Hanım. Orada nikah memuru, ben nikah cüzdanını hep birlikte vermek istiyorum deyince aslında orada nikah memuru eşimi ve beni kastetmişti. Ama şahitlerimiz bu durumu biraz yanlış anladılar ve hep birlikte tuttular. Hatta ben de şaşırdım, ne olduğunu anlayamadım bir anda. Bırakın da diyemiyorsunuz, sebep ayıp olacak. Böyle oldu. Gerçekten ilginç ve komik olmuş. Şahitleriniz kimdi Pınar Hanım? Şahitlerim, benim şahidim teyzemdi. Eşimin şahidi ise, eşim kebapçı söylemiştim, kendi kasabı. İlginç Bey. Peki nikahınız olduktan sonra düğününüz ne zaman oldu? Düğünümle arasında yaklaşık 3-4 ay vardı hanımlar. Neden bu kadar erken yaptınız nikahı? Nikahı bu kadar erken yapmamızın sebebi yer yoktu istediğimiz tarihlere. Çok yoğundu. Benim istediğim nikah dairesine gerçekleşmesini istiyordum. Bundan dolayı hanımlar. Babanız kabul etmiş. Pınar Hanım. İyi ki. Korkmadı mı erkenden gitmesin bu kız diye? Nikahta oldu. Yok, öyle bir korkusu olmadı. Zaten kayınvalidem ve kayınpederim de gayet anlayışlı insanlar. Dediğim gibi damadını da sevdikten sonra zaten herhangi bir sıkıntı yaratmadı, sağ olsun. Sonra hanımlar, kınamı yaptık. Ben size kınamı göstereyim düğünden önce. Burada sadece bindallı giydim. Çünkü ben kınaya bindallının yakıştığını düşünüyorum. Yani onu temsil eden şey bence bindallı. Ve bütün gün onunla olmak istedim. Çok da beğenmiştim, beğenerek almıştım. Kırmızı olması çok hoş. Size de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Bayağı oynuyorsunuz benim gibi Pınar Hanım. Öyle Nur Hanım. Saçınız gene çok beğendim. Teşekkür Gerçekten kuaförünüz kınada, nişanda, her şeyde çok güzel yapmış saçınızı. Farklı kuaförler tercih ettim ama beğenmenize sevindim. Ben de çok beğenmiştim gerçekten. Organizasyon şirketiyle anlaştınız mı? Organizasyon şirketiyle anlaşmadım. Aslında eşim ısrar etti. Ama ben zaten oynamayı seven bir insan olduğum için ben kendi kınamı kendi gösterişimle yaparım. Ben zaten hallederim. Diyerek. Evet, öyle oldu biraz. Gerek çünkü yok gibisinden. Genelde kuzenlerimin kınası olsun, düğünü olsun
Hep ben çekip çeviririm ve ben götürürüm o düğünü veya nişanı. Bundan dolayı istemedim. Yani gölgede kalmak istemedim açıkçası. O gün benim en güzel günümdü çünkü. Buradan ben de sizin gibi düşünüyorum. Buradan anlıyorum. Eşiniz de galiba siz çekip çeviriyorsunuz. Son söz sizde bitiyor galiba Pınar Hanım. Şöyle tabii ki ortak kararlarımızı uyguluyoruz. Hanımların sözünün geçtiği yer ayrı, beylerin geçtiği yer ayrı. Biraz sizi baskın gördüm gülüşünüzden. Pınar Hanım, gerçekten baskın bir eş misiniz? Eşim sağ olsun anlayışlı bir insan. Bu yüzden Nur Hanım'ın dediği gibi baskın duruyorum ama ona karşı uygulamama gerek kalmıyor. Biz kına gecenizi izlemeye devam edelim en iyisi. Bu bayan kim? Hanımlar, şu an benimle konuşan teyzem, yanıma gelen babaanne. Babaanneniz. Evet, o da ağlıyor orada. Üzülüyor çünkü ben 6 yaşıma kadar babaannemlerle birlikte yaşamıştık biz. Ve ellerinde büyüdüm, kendi çocuğu gibiyim. Ne kadar torunu da olsam. Siz de ağlıyorsunuz. Ben çok ağladım hanımlar, birazdan göreceksiniz. Hatta... Hüngür hüngür. Evet. Hatta orada bir detay var. Şimdi onu da göstereceğim size. Şu an yanıma gelen anneannem hanımlar. Hepsi sırayla geldiler ama benim gözüm annemi arıyor. Annem ortada yok. O bir köşeye silmiş, ağlıyor. Evet. Ben ağlamayayım diye getirmemişler yanıma. Ama ben tabii merak ediyordum o sırada. Kırmızını gördüğünüz hanımlar yengem. Genelde yengeler yakıyor kınayı, evet, bizim taraflarda. Evet, bizde de o şekilde. Şimdi kayınvalidem gelecek. Çünkü elimi açmıyorum. Evet, kayınvalidem geldi hanımlar. Eşim bana o güne özel bir yüzük yaptırmış. Aa, evet, güzel. Ben de normal bir altın koyacağını düşünüyordum. Böyle düşünmesi beni çok mutlu etti. Evet. O günden sana hatıra kalsın demiş. Burada bana yüzük takmaya çalışıyorlar hanımlar. Bakın ben eşime doğru döndüm, ağlamaya devam ediyorum. Ve sinirlendim orada ağlarken de. Çünkü ben ağlıyorum, kötü durumdayım ve sürekli aynen, elimi çekiştiriyorlar. Takmaya çalışıyorlar, ben de vermiyorum. Siz anlamadınız mı yüzük takılacağını? Yok, altın veya herhangi bir şey vereceklerini biliyorum tabii ama ben elimi vermiyorum. Yani ben orada ağlıyorum, bana bir şey takmaya çalışıyorlar falan. Onun için ben o duygusal anıma gerçekten çok kapılmıştım, çok ağlamıştım. Onda da elini açmadığı için, bizim yöreye ait olduğu için, o kiliste memleketimizde yani el açmadığı zaman hani altın, yüzük veya para gibi bir şeyler verirler. Yani ancak gelin öyle aç elini. Neden bu kadar etkilendiniz? Ya şöyle hanımlar, çalan müzik beni çok etkilemişti. Ve sevdiğim bir müzikti. Annemi de dinliyorduk bundan dolayı. Sonrasını merak ediyorum, ağlamadan sonra bu kadar. Tabii sonra hanımlar her gelin gibi kalkıp oynamaya devam ettim. Çünkü oynattılar. Oynamayı da sevince çabuk uyum sağlıyorsunuz tabii. Düğünü kınanızdan ne kadar sonra yaptınız Pınar Hanım? Kına ile düğün arasında dış ses biz 2 gün bıraktık dinlenme payı olarak. Evet. Bilinçli olarak ben öyle istedim hanımlar. 2 gün olması gelini gerçekten hem rahatlatıyor, dinlendiriyor. Evet, evet, ve o hazırlık aşaması zaten devam ederken misafir ağırlamalarla beraber çok daha rahat oluyor ara verilmesi. Çok iyi düşünmüşsünüz. Hadi bakalım gelsin düğün görüntüleri. Yine kol kolasınız Pınar Hanım. El ele tutuşmuyorsunuz. Nikah olmuştu. Evet, babamın isteğini ben hala devam ettiriyorum. Herkesin var bir hikayesi. Eşiniz duvağınızı açacak gibi oldu. Evet. Sonra bir uyarı aldı galiba. Çok heyecanlıydı çünkü. Ben de öyleydim. Kendisi de. Duvak danstan önce açılmaz mı Pınar Hanım? Neden eşiniz duanızı açmadı? Önce dans edip danstan sonra pastadan önce açmamızı istedi salondakiler. Aşk deyip bağlandı.
Onların biraz da yönlendirmesiyle gerçekleşti aslında hanımlar. Çok karışmışlar Pınar Hanım salondakiler. Yani evet. Doğaçlama spontane gidebilirdi. Aynen öyle, yönlendirmeye çalıştılar çok fazla. Ondan üzülüp boğuldum zaten. Evet. Düğününüzde kınınız ayrı yerde mi oldu? Farklı salonlarda oldu hanımlar. Aklıma gelince o güzel yüzün, her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün. Ben gelinliğinizi nişanlınızdan daha çok beğendim. Daha asil ve daha modaya uygun olmuş bence. Teşekkür ederim. Şöyle oldu hanımlar. Ben ilk giydiğim gelinliği aldım. Ama ben beğenmeme rağmen gidip başka gelinliklere baktım. Çok farklı gelinlikler de denedim. Ama aklım onda kaldı ve ilk giydiğim bana kısmetmiş dedim. Vardır bunda da bir hayır. Ve gittim. Dua açıyor galiba. Evet hanımlar. Pasta gelecek. Evet. Bu yüzden duamı açtı. Bravo Damat Bey, buyurun. Gelinliğinizin fiyatı ne kadar Pınar Hanım? Şöyle oldu hanımlar. Ben gelinliğimi ve bindallımı aynı yerden kiralayarak aldım. 3000 lira civarındaydı ama bize 2500 liraya mal oldu. Çünkü eşimin tanıdığı bir yerdi. Şanslısınız Pınar Hanım. Evet, evlenenlere Allah yardım edermiş. Gerçekten öyle Nur Hanım. Çok doğru söylüyorsunuz. Pınar Hanım, bu pasta canlı mı? Yok Berivan Hanım, bu pasta da yapma. Salonun pasta tercihlerinden bir tanesiydi. Ben bunu beğendim. Pasta maket mi Pınar Hanım? Evet, maket Berivan Hanım. Takımız ne kadardı Pınar Hanım? Takım şöyle oldu Berivan Hanım. Yaklaşık 30 bin lira civarındaydı bize gelen takılar hanımlar. Benim altınlarımla birlikte de toplamda 60 bin lira gibi bir rakam toplandı. Çok iyi bence. Aslında bayram arifesi olduğu için birçok kişi de düğünümüze katılamadı. Ve salonumuz da yine oldukça kalabalıktı. Yetmedi açıkçası. Dans eğitmeni olarak eşinizle ilk dansınızda neden vals, tango ya da farklı bir dans yapmadınız? Dış ses bu konuyu aslında eşim çok daha iyi açıklardı. Çünkü ben güzel bir dansla, farklı bir dansla girmek istiyordum. Ama eşim burada birazcık çekingen kaldı maalesef. Kendisi istemedi. Tek başıma yapmam da birazcık abes olurdu. Bu yüzden yapamadık dış ses. Bir kebapçının tango yaptığını düşünebiliyor musun? Güzel dans ediyorsunuz burada. Teşekkürler. Oldukça eğlenceli ve dolu dolu geçmişti. Gerçekten pist çok doluydu. Herkes oynuyordu. Hatta zaman zaman ben zorluk bile çekmeye başladım gelinlikle sığıp oynamakta. Bayağı. Burada hanımlar ben kol bastı oynuyorum. Evet, onu söyleyecektim. Oynamayı çok seviyorum gerçekten. Şimdi göreceksiniz zaten. Eller havaya kalkmış kınalı kınalı. Bayağı coşmuşsunuz. Evet, coşkulu. Hiç oturmadım diyebilirim aslında hanımlar. O gelinlikle bile en hareketlisi sizsiniz. Teşekkür ederim, bunu iltifat olarak alıyorum Berivan Hanım. Sarı bir şey görüyorum. Nedir o acaba? Sembolik bir şey mi yörenize ait? Hanımlar şöyle, o bir altın kolyeydi. Hayır. Etek kısmında. Sanırım mendil düşmüş. Eteğinizi oynamaktan. Evet, etek kısmına bir şey takmadık biz çünkü. Alıyorsunuz. Evet, elimden düşmüş sanırım hanımlar. Oynarken kendimi kaptırınca tabii. Yaşa, vurularım, he he.
halay kısmına geçtiniz galiba. Horon oynuyorlar. Evet hanımlar, burada horon oynuyoruz. Horonu da çok seviyorum. Kastamonu bir tarafı Karadeniz olduğu evet. için. Eğlenceli anlar. Eşim gitmeden önce havuzu ve denizi sevmediğini vesaire söyledi. Sonra inanın ben kendisini havuzdan çıkaramadım. Gözünde o kadar görünüyorsam ne mutlu bana hayatım. Birazdan gelin evinde. Balayına gittiniz mi? Balayına gittik Meryem Hanım. Hı. Alanya'ya gittik. Yaklaşık 3 gece 4 gün kaldık. Çünkü şöyle oldu hanımlar. Kurban Bayramı'ndan 3 gün önceydi benim düğünüm. 3 gün sonra Kurban Bayramı'ydı ve eşim de çalışmayacağı için bizim için çok daha güzel oldu. Ve ben zaten düğünden sonra evimde vakit geçirmek istiyordum. Hemen bir tatil bölgesine gitmeyi istemiyordum ve çok da güzel oldu. Tam istediğim gibiydi. Alanya'ya gittik. Çok güzel vakit geçirdik. Genelde otelde kaldık. Otelden çıktığımız vakit sanırım bir gündü. Onda önemli yerlerini gezmeye ayırmıştık. Burada meşalelerle bir şey görüyorum Pınar Hanım. Nedir? Burası otelin yapmış olduğu organizasyonlardan bir tanesiydi. Eşimin de çok hoşuna gittiği için bu şekilde görüntüledi hanımlar. Çok güzel. Harika oluyor. Organizasyonları oldukça fazla olduğu için çok eğlendik. Evet. Sıkılmadık. Ne kadar amaylı oldu balayınız? Balayımız hanımlar, biz erken rezervasyondan faydalandık. Ulaşımımızla birlikte yaklaşık 2000 liraya mal oldu çok bize. Bayağı makul Pınar Hanım. Evet, çünkü 5 yıldızlı bir oteldi ve ultra her şey dahildi. Hiçbir şekilde ekstra bir ödemeniz gerçekleşmiyordu. Hep otelde kaldınız. Hep oteldeydik. Zaten deniz yine ayağımızın altındaydı. Havuz olsun. Zaten eşim gitmeden önce havuzu ve denizi sevmediğini vesaire söyledi. Sonra inanın ben kendisini havuzdan çıkaramadım. Artık ben yandım yani, çıkalım dedim. Hani korunmama rağmen bu şekildeydi. Gayet güzel geçti ama. Ve Pınar Hanım, geldik eşler birbirini ne kadar tanıyor köşemize. Evet. En heyecanlı bölümlerden bir tane sanım var benim evet. için. Bakalım bilecek misiniz? Evet, işte sizi dinliyorum. Eşiniz sizin kilonuzu, boyunuzu, ayak numaranızı bilir mi? Ama önce sizden öğrenelim. Tabii. Şu anki kilom 70. Boyum 1.60. Ayak numaram 38. Buyurun, eşinizi arayın o zaman. Tamam, arıyorum dış ses. Efendim aşkım. Hayatım, müsait misin? Müsaitim. İyisin. İyiyim ya. Çok şükür. İyiyim. Biz de çekimdeyiz. Şu an eşler birbirini ne kadar tanıyor bölümüne geldik ve sana bir soru yönelteceğim. Evet, dinliyorum. Hayatım, sence benim şu anki boyum, kilom ve ayakkabı numaram kaç? Ayakkabı numaram 39. Emin misin? Pardon. Ayakkabı numaram 38. Evet, düşünerek cevap ver lütfen. Boyun 1.70. Gözünde o kadar görünüyorsam ne mutlu bana hayatım. Evet. Ve kilom. Şu anki kilom. Şu anki kilom da 68-70 arasındır. Evet. Bunu bildim. Bravo. O zaman bildi olarak kabul ediyor muyuz dış ses? Pınar Hanım, önce siz cevaplarınızı söyleyin. Kabul edilip edilmeyeceğine gelinlerimiz karar verecek. Benim cevaplarım da şöyle olmuştu. Boyum 1.60, kilom 70 ve ayakkabı numaram da 38. 38. Evet. Umarım öğrenmişsindir. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Seni hadi tutmayayım. Görüşürüz. Öptüm, görüşürüz. Ben de öptüm. Hadi bay bay. Ne diyorsunuz hanımlar? Pınar Hanım'ın eşi bilebildi mi? Yakın tahminler verdi. Kısmen diyelim. Evet, pek emin değildi çünkü. Evet. Heyecanlanıyorlar eşler. Pınar Hanım sanırım, dün de benim eşim dedi. Evet, öyle oluyor. Yani bildiği halde ayakkabılarım farklı söyledi çünkü. Eşinizin boyunu da 1.70 demesi çok komikli gerçekten. Beni o kadar görüyorsa gözüne evet. gerçekten mutlu oldu. Neyse, çünkü kilonuz da kararlı oldu. Evet, eşimle yakınız normalde ve eşim 70'in üzerinde. Pınar Hanım,
Bu neşeli köşemizden sonra sıra geldi sürpriz kıyafetinizi görmeye. Peki o zaman hanımlar, ben sürpriz kıyafetimi giyip hemen geliyorum. Müsaadenizle. Teşekkür ederim hanımlar. Şöyle albümümü de size vereyim. Evet hanımlar, nasıl buldunuz nişanlığımı? Ben rengini beğendim. Sadece taşları, fiyongu ve parlaklığı çok yoğun geldi. Başınızda evet. Da taç vardı videolarda gördüğüm için. Evet. Bana da fiyongu çok yoğun geldi ama şu üst kısmındaki prenses kol mu diyorlar buna. O çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Rengi de size yakışmış. Çok teşekkür ederim Beri Hanım. 3 sene oldu değil mi? Evet, 3 sene oldu yaklaşık. Bence gayet güzel. Rengi de size gitmiş. Teşekkür ederim. Zaten ben rengine tav olmuştum. Evet. Çok sevdiğim renk aralıkları bunlar. Rengi çok güzel. Canlı hali daha güzel videodakinden. Ama sanki hani 5-6 yıl önceki bir modaya ait gibi geldi bana. Teşekkür ederim yorumunuz için. Ama rengi yakışmış. Evet, ben rengini çok beğendiğim için zaten. Evet. Modeline de çok fazla takılmadım açıkçası. Bunu da ilk deneyip almıştım. Bana hep ilkler kısmet oluyor hanımlar. Genelde gelinler böyle ilk gördüğü şeyi evet, hemen alırlar. Eşiniz şanslı uğraştırmamışsınız. Evet. Nişanlınızın üstünde sık sık drapeler var galiba. Evet. Taşlı bir detay görüyorum. Evet. Kolları türlü. Bol sim kullanmışsınız sanırım. Evet, parlamak istedim. Çünkü salonda çok büyük bir nişan olduğu için hanımlar gösterişli bir şey olmasını istedim. Çünkü birçok kişi abiye veya düz kıyafet giyiyor. Farkımız burada ortaya çıkıyor maalesef. Fiyatı ne kadar acaba? Fiyatı oldukça uygundu. 1750 liraydı normalde ve yine eşimin tanıdığı olduğu için bize 900 liraya mal oldu. Gayet iyi. Çok uygun evet. Yan, abiye fiyatı. Evet, yan kısımları düz gidiyor. Önünde fırfır var. Bu yoğunluk sizi rahatsız etmedi mi? Zaten tamamında aynı sim olduğu için aslında o detaylar çok da gözüme gelmedi açıkçası. Ve gösterişi seviyorum. Evet. Renkli bir insan olduğumu siz de anlamışsınız. Bundan kaynaklandı. Ne dersiniz hanımlar? Pınar Hanım'ın albümüne geçelim mi? Evet. Ben de şöyle oturayım. Seni ilk gördüğüm o günden beri adına aşk deyip bağlandım. Hem mutluluğu paylaşmaya hem acılarına örter. Pınar Hanım albüm kapağında eşiyle gülerek baktıkları siyah beyaz bir fotoğrafı tercih etmiş. Pınar Hanım ve eşi stüdyoda çekilen fotoğraflarında birbirinden eğlenceli, neşeli, romantik pozlar vermişler. Arkasındayım hala verdiğin sözüm, aklıma gelince o güzel yüzün. Pınar Hanım, ben buradaki fotoğrafınızı çok beğendim. Eşinizin size olan bakışı, sizin işten gülüşünüz gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim Yurdagül Hanım. Ben burada sizi çok beğendim. Zaten gelinliğinizi çok beğendiğim için burada gelinliğiniz çok ön planda olmuş. Çok hoşuma gitti bu fotoğrafınız. Teşekkür ederim Meryem Hanım, sağ olun. Bol yeşillikli, çiçekli bir albüm olmuş. Renkli alanları çok fazlaydı stüdyonun. Yani bu yüzden kapalı bir mekanda çekilmiş gibi olduk aslında. Pınar Hanım, fotoğrafınızı çok beğendim. Siyah beyaz olması nostaljiyi hatırlatmış. Teşekkürler. Fotoğraflarınız albümünüzde yapıştırma kullanılmış galiba. Neden böyle tercih ettiniz acaba? İnanın ben de bilmiyorum. Dış ses zaten fotoğrafçımla da sorun yaşadım bu noktada. Çünkü benim seçtiğim pozlardan farklı pozlar da koymuştu içerisine. Pınar Hanım, ben bu resminizi çok beğendim. Salıncakta olmanız. Ben çok istemiştim salıncakta fotoğraf çektirmeyi. Ama o nasip değilmiş. Size de çok yakışmış. Teşekkür ederim Berivan Hanım. Renk tonları çok güzel albümümüzdeki, çok canlı. Ne kadara yaptırdınız Pınar Hanım? Bu albümümüz ve bir cep albümümüz vardı. Aynı zamanda içerisinde bir duvar saati fotoğrafımızın olduğu. Ve toplamda bize 650 lira gibi bir rakama gelmişti. Gayet uygun. Evet, bu rakam oldukça uygundu. Albümünüz de incelenip düğün fotoğraflarınız görüldüğüne göre sıra geldi puanlarınızın işlenmesine. Evet hanımlar, isterseniz artık puanlamaya geçelim. Yurdagül Hanım, isterseniz sizden başlayalım. Buyurun. Tabii. Buyurun.
Bugün Pınar Hanım'ın evindeydik. Kendisinin misafirperverliğini çok beğendim. Kendisinin eksikleri olmasına rağmen çeyizini çok beğendim. Eşinin bize tepsi kebabı yapmasını çok beğendim. Kendisine bu yüzden puanım. Yurda Gül Hanım Pınar Hanım'a 8 puan işliyor. Evet, bugün Pınar Hanım'ın evindeydik. Pınar Hanım'ın gümüşlüğünü, konsolunu, çeyizini çok beğendim. Onun dışında evinde kullandığı bütün mobilyalar bence 5-10 yıl öncesine aitti. O yüzden Pınar Hanım'a puanım... 6. Meryem Hanım Pınar Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün Pınar Hanım'ın evindeydik. Pınar Hanım modern tarzı görünüyordu. Evine geldiğimde Pınar Hanım ikili olarak tarzlar kullanmış. Mutfağında danteller, yatak odasındaki perdeler çok karışıktı. Bu nedenle Pınar Hanım'a puanım... 6. Nur Hanım Pınar Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün Pınar Hanım'ın evindeydik. Pınar Hanım'ın genel olarak evini beğendim. Misafirperverliğini çok beğendim. Mutfağını ve salonunu beğenemedim. Bu yüzden puanım 7. Berivan Hanım Pınar Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda Pınar Hanım, Yurda Gül Hanım'dan 8, Meryem Hanım'dan 6, Nur Hanım'dan 6 ve Berivan Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 27 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Evet hanımlar, yarın bendesiniz biliyorsunuz. Benim annem Yugoslavya göçmeni Boşnak. Yarın sizi yöresel kıyafetimizle karşılayacağım inşallah. O yüzden kalkalım biz. Aa, öyle mi? Çok merak ettik. Çok heyecanla bekleyeceğiz Meryem Hanım. Bakalım beğenecek misiniz? Tabii hanımlar. Evimi şenlendirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Buyurun, ederiz. Müsaade sizin. Gelinlerimiz yarın Meryem Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın gelin evinin 4. gününde aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Kahkahalar havada uçuşuyor. Kahvelerdeki bardaklar da altın sarısı. Bayağı bir yoğunlaşmış. Hanımlar ben kendimi Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyorum. De. İyi değişiklik olmuş size. Meryem Hanım gerçekten oh 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 diyoruz yani. Oh oh. Oh oh. Merak edilenler. Açıkçası yatak başlığını dayadım. Şöyle daha bir rahat geldi ama yatak pek rahat gelmedi bana Meryem Hanım. Bu kanaviçeler hanımlar annemin yaptığı kanaviçeler. Kendi çeyizindeydi. Biz bunu Pikocu'ya götürdük. Pikocu onu... Yarışmacılar soğuk terler döküyor. İşte bakın büyük odada da gold tonları çok ağırdı. Orada gold tercih edince boğdu dediniz. Burada da pembe tonları çok ağır. Göz kamaştıranlar. O çok eski bir yastık. Benim bebek yastığı. Öyle mi? Evet. Ben Boşnaklara özgü bir gelenekten bahsetmek istiyorum. Gelinini düşünüp hiç el emeği bir şey yap, vermiş mi size? Evet. Programdan sonra sorayım bence de. Dantel benim kendi el emeğim. Niye bilmiyorsun? Yarın gelin evinde...